Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. Ekonomisiyle karşınızdayız. Ben Tuğba Gider. Neler konuşacağız bugün? Bugün sporda iletişim, performans ve spor ekonomisine etkilerini stüdyoda konuğum Kerem Çalıoğlu ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ederim. Sağ olun, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Bugün öğleden önce güzel bir gelişme yaşandı. Galatasaray isim sponsorluğuyla Nef'le anlaştı. Evet. Dilerseniz onunla ilgili bir haberimizi öncelikle izleyelim. Hay hay. Galatasaray, Timur Şehircilik Planlama AŞ ile 5 sezon opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 sezon için stat ismi hakkında ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzaladı. Buna göre Ali Samiyen Spor Kompleksi'nin yeni ismi Nef Stadyum oldu. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Nef'le yapılan sponsorluk anlaşmasında ortaklıkla ilgili olarak konuşurken, Nef markasıyla daha önce de anlaşmalar yaptık. Nef sadece bir inşaat firması değil, Galatasaray markasıyla da mükemmel bir uyumu var dedi. Yenilenmek tarihi... Anlaşmanın Türk parasını koruma kanunu gereğince anlaşmayı TL üzerinden yaptıklarını söyleyen Elmas, ikinci 5 sezon opsiyonlu olmak üzere toplam 725 milyon TL'lik bir anlaşmaya imza attık. Forma sponsorluğuyla birlikte Galatasaray tarihinin en büyük anlaşmasını yaptık. Türk spor tarihinin en büyük isim sponsorluğunu hayata geçirdik. Umarım bu anlaşma Galatasaray ve Nef'e umarım sonsuz başarılar getirir ifadelerini kaydetti. Evet, Türk Telekom Arena yerine artık Nef Arena şeklinde söyleyeceğiz ve yaklaşık 725 milyon TL artı KDV'lik 5+5 sezonluk bir anlaşma. Evet. Kerim Hocam, bu anlaşmayla ilgili neler düşünüyorsunuz? Kulüplere sizce spor ekonomisi tarafında katkıları neler olacak? Yani bu aslında karşılıklı bir anlaşma. Baktığınızda bu anlaşma sonrasında Galatasaray'ın ve Nef'in aslında kazançları spora katkı sağlayacak bir durum içeriyor. Şöyle bakmak gerekirse bugün Nef, Galatasaray gibi bir gücün artık sponsoru ve Galatasaray'ın o duygusal iletişim dediğimiz taraftarıyla kurduğu o duygusal iletişimin içerisinde yer alıyor. Artık bir Nef Arena kavramı var. Tabii ki finansal açıdan, spor ekonomisi açısından baktığımızda ise bu 5+5'lik süreci değerlendirdiğimizde iyi para diyebilirim. Evet, kulüplere hem sponsorluk tarafında da ciddi bir gelir kalemi, kesinlikle ben de o şekilde düşünüyorum. Hocam, sizin uzmanlık alanınız İK, iletişim ve beden dili, evet, danışmanısınız. Aynı zamanda meslektaşınız. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim görevlisisiniz. Tabii bu noktada iletişimle ilgili de kulüpler tarafında ciddi bir denge var açıkçası. Spor kulüplerinin beklentilerine aslında baktığımızda, bizim spor kulüplerinden beklentilerimize baktığımızda finansal başarı, sportif başarı, yine sürdürülebilirlik, markalaşma gibi dinamikleri ele alabilir. Siz iletişim uzmanı Kerem Çalıcıoğlu olaraktan tüm bu süreçleri baz aldığımızda spor ekonomisinde iletişimin dengesini nasıl görüyorsunuz? Aslında çok geniş ve derin bir soru bu. Bunu saatlerce konuşabiliriz, bir kere onu söyleyebilirim. Ancak şöyle bir durum söz konusu, iletişim hayatının kendisi. Bugün gerek spor olsun, gerek sosyal yaşam olsun, gerek profesyonel iş yaşantısı olsun, iletişim olmadan hiçbir şey gerçekleşmiyor. Ki bu noktada iletişimi bile kendi içerisinde Tuğba Hanım ayırabiliyoruz. Yani iletişim, etkili iletişim gibi. Spor iletişimi anlamında baktığınızda, bunun spor ekonomisine katkısı anlamında baktığınızda önümüzde milyon tane örnek çıkartabiliriz. İletişimi iyi olan kulüplerin başarıyla birlikte gelen markalaşma süreçleri, başarıyla birlikte gelen kaliteli spor pazarlaması süreçleri, halkla ilişkiler faaliyetleri, bunların hepsi hem ekonomik anlamda hem finans anlamında temelinde iletişim becerisinin kalitesine dayanıyor.
Şöyle basit bir örnek verelim. Sporun içerisinde var olan bu duygusal iletişim dediğimiz kavram kulüp ve taraftar arasında çok güçlü bir iletişim kurulmasına sebep olabiliyor. Ve kulüp yönetiminin alacağı herhangi bir kararı değerlendirdiğinde taraftar bununla alakalı negatif bir tutum sergilediğinde kulübünün karşısına çıkabiliyor. Ve diyor ki hayır aldığınız karar yanlıştır. En son Arsenal'in belki okumuşsunuzdur. Ne denir? Amigosu. Maalesef pandemi dolayısıyla işten çıkartıldı ve İngiltere karıştı. Evet. Ve, yani baktığınızda işte bu duygusal bağ içerisinde Arsenal finansal olarak bunu destekleyemeyeceğini söylese dahi taraftar o duygusal bağın içerisinde amigolarının var olmasını istedi. Ve Arsenal ne yapmak zorunda kaldı yönetimsel anlamda? İyi iletişim becerilerini kaybetmemek adına tekrardan pandemi sonrasında amigosunu işe aldı. Yani burada para, pul hiçbir şey ifade etmiyor. İfade eden tek şey o duygusal iletişimi, o duygusal bağı kaybetmemek adına aksiyon alabilme becerisi. Yine bakıyoruz işte sponsorluk anlaşmalarında özellikle taraftar kitlesi güçlü. Bir marka değeri taşıyan spor kulüpleri ki futbol çok büyük bir endüstri bu noktada. Hani bugün bakıyorsunuz Real Madrid gibi 1 milyar euroluk bir takımdan bahsediyoruz. Gücü anlamında. Sponsorluk anlamındaki gelirleri, sosyal medyadaki işte izlenme, beğenilme ve bununla birlikte aldıkları reklam gelirleri. Bir sürü hani faktörü bir araya getirdiğinizde işte ekonomik anlamda çok güçlü bir profil yaratabiliyorsunuz. Hiçbir şey yapmasanız bile arkanıza alacağınız o sponsorluk desteğiyle bile aslında kendinizi diğerlerinden bir tık öne taşıyabiliyorsunuz. Bu önemli bir faktör ama Duban, şunu da söylemek lazım. Her şey de para değil. Bugün 1 milyar dolarlık Real Madrid, hani Moldova'nın şerif takımına 2-1 yenilebiliyor. Evet. Bu da literatüre ciddi anlamda geçmiş bir başarı hikayesi. İşte burada da farklı bir iletişim boyutu var. Onu da isterseniz ilerleyen dakikalarda evet, evet. Aslında burada hem ilişki yönetimi hem iletişim kesinlikle ön plana çıkaran göstergelerden bir tanesi. Şimdi işletme yönetiminde performans dediğimizde işletmenin çalışanına bir hedef verip o hedefi zamanında gerçekleştirmesi, o performansın ölçümünü görebiliyoruz. Şimdi kulüplerde de performans sürecinde yine iletişim ve ilişki yönetimini konuşabiliriz aslında. Bu noktada neler düşünüyorsun? Yani burada şunu baz almanı istiyorum ama hocam. Teknik direktörle sporcu arasındaki iletişim. Bu da çok güzel bir soru aslında. Bizim ülkemizde özellikle sporcu antrenör iletişimi ya da işte sporcu ebeveyn iletişimi, sporcu yönetim iletişimi gibi çeşitli kavramları değişik boyutlarda irdelememiz gerekiyor. Bir kere bunu söyleyebilirim. Şimdi iletişim kavramı içerisinde özellikle hani biraz önce dediniz ya hedefler verilir. Kurumlar bu hedeflerin gerçekleşmesini ister ve performans olarak değerlendirir. Her kulübün, her spor kulübünün hangi branş olursa olsun belirli hedefleri var. Örnek veriyorum, şampiyon olmak. Peki bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için antrenör ve sporcu arasındaki ilişkinin önemi büyük mü? Kesinlikle büyük. Bugün spor tarihine baktığınızda Şampiyonlar Ligi gibi, işte UEFA Avrupa Ligi gibi çok getirisi yüksek liglerde defalarca başarılı olmuş takımlardan bahsedebiliriz. Yine iletişim becerilerini incelediğimizde antrenörlerin oyuncular için bir baba figürü olduğunu, iletişimlerini ebeveyn boyutunda belki sürdürdüklerini ama yeri geldiğinde yetişkin iletişimi kurarak o başarının nasıl gerçekleşebileceklerini konuştukları bir süreçten bahsedebiliriz. Bizim ülkemizde çok başarılı teknik direktörlerimiz var. Ama modeller dikkatli incelendiğinde bizde motivasyonu çok iyi olmakla birlikte teknik direktörümüzün kontrolsüz motivasyondan kaynaklı sporcunun hani gözünün dönmesi dediğimiz kavrama kadar gidebiliyorsunuz. Bu da negatif başarıya sebep oluyor. Şimdi motivasyon kavramı iletişimin en önemli kavramlarından bir tanesi. Sporcu ve antrenör arasındaki iletişimin her ne kadar karşılıklı, anlayışa dayalı, iyi dinlemeye dayalı bir süreç olduğunu kabul etsek de antrenörün en önemli görevlerinden bir tanesi de sporcusunu motive etmek. İşte bu noktada iletişimin boyutu yetişkin iletişiminin bir tık ötesine geçip ebeveyn boyutuna geçerse, sen benim oğlumsun, benim için her şeyi yapmalısın boyutuna geçerse
İşte zamanında gördüğünüz gibi milli takım maçlarında sahada adam dövmek için arayan sporcular görebiliyoruz. Şimdi spor ekonomisi açısından değerlendirildiğinde böyle bir olayın bundan sonra düzenlenecek uluslararası organizasyonlara katılmayı engellemesi çok ciddi finansal kayıplara sebep olacaktır. Baktığınızda sporcu-antrenör ilişkisinin kalitesi mutlaka başarıyı getirecektir. Nedeni şu, profesyonel hayatta sizin teknik becerileriniz Tuğba Hanım %15 başarınızı etkiler. %85'lik başarı karakteristik özelliklerinizden kaynaklanır. Ki bunun da gerçekten çok büyük bir kısmını iletişim oluşturuyor. Şimdi ben takım olarak başarılı olmak istiyorsam ya da takımımı başarılı kılmak istiyorsam öncelikle onlarla iletişim becerimi geliştireceğim. Bunu cebime koydum. Çünkü benim bir hedefim var. Türkiye şartları için konuşuyorum, ilk üçe oynamak. Çünkü her halükarda ilk üçe oynarsam Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi gibi getirisi çok yüksek organizasyonlara katılabilirim. Ancak iletişimin sadece bu boyutuna bakmıyorum. Ne diyorum? Kaliteli bir iletişim kurarak aynı zamanda hem dünya çapında hem ulusal çapta hem duygusal iletişim anlamında izleyicinin, taraftarın da gönlünde iyi bir yer, gözünde iyi bir imaj edinmem lazım. Ya bunlar o kulüp işte kupaya katılırsa kesin kavga çıkar gibi bir kavram yaratılıyorsa organizasyon zaten sizi istemiyor otomatikman baktığınızda. Bu ciddi kayıp. Hani bugün 2021'in rakamlarına müsaadenizle hani resmi rakamlar vereyim. Bugün iletişimin sağladığı başarıyla ilk üçte yer aldığınızda katılacağınız işte Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa, UEFA Avrupa Ligi'ne bir bakalım. Bugün katılmaya hak kazandığınızda Şampiyonlar Ligi'nde alacağınız rakam 15 milyon euro. Bugün bana 15 milyon euro ver desem sen bir düşünür değil mi? Öyle kolay olmuyor. Ciddi işte, bir rakam gerçekten. Çok, çok ciddi bir rakam. Yani bir galibiyet 2.8 milyon euro, beraberlik işte 930 bin euro gibi rakamlardan bahsediyoruz. Ki bu ilk tur. Sonrasında 16 tura geçtiğinizde katılım ücreti olarak sadece 9.6 milyon euro alıyorsunuz. Şampiyon olduğunuzu varsayıyorum, her şeyi geçtim, 19 milyon euro. Bu rakamlara ulaşabilmeniz için takımınızı sizi iyi anlayan, iyi dinleyen oyunculardan, aynı zamanda anlattıklarını dinleyen bir antrenörden oluşuyor olması lazım. Çünkü iletişimin en temel kuralı anlaşabilme becerisi. Bazen anlatırız, anlaşıldığımızı düşünürüz. Bazen dinleriz, anladığımıza inanırız. Sonuç iletişim kazalarıyla dolu bir serüven. Oysa biz gerçekten anlatabilir ve dinleyebilirsek, anlatılanı da dinleyebilirsek o noktada başarı kaçınılmaz zaten. Bunu yapan kulüplerimiz var mı uzun süreler boyunca? Var. Şimdi dönüp bakıyorum, biraz da belki konuyu uzattım ama çok güzel örneklerimiz var. Milli takımımızın işte daha önceki başarısızlıkları, hani Avrupa'daki başarısızlıkları, şu dönem Dünya Kupası içerisinde bir değişim sürecine maruz kalmamız. Bunların aslında hepsi finansal yokluktan falan değil. Tek sebep iletişim kazaları ya da iletişimin gerçekten etkili olmamasından kaynaklı. Antrenörün oyuncuları anlayamaması ya da oyuncuların antrenörün söylediklerini algılayamaması belki de bizi başarısızlığa sürükledi. Şimdi daha farklı bir örnekle devam ediyoruz. Stefan Kuntz. Evet. Bakın iletişimin en hassas noktalarına o kadar doğru ve düzgün dokunuyor ki bir önceki başarısızlıklarımız gözükmemeye başladı Tuğba Hanım. Bugün Stefan Kuntz Beşiktaş'ta zamanında oynadığı için Türkiye yapısını, Türkiye'nin duygusal performansını çok iyi bilen bir profil sergiliyor sahada. Yanlış pas atıldığında bile ellerini kaldırıp alkışlıyor. Oyuncuların performansına pozitif yönde etki. Kesinlikle. Daha iyisi taraftarın gönlünü kazanıyor. Dünkü maç 90+9. Gol olduktan sonra Stefan Kuntz'u izlediniz mi? Evet, gözleri doldu. Ağladı. Biz çok duygusal bir milletiz. Bizimle sadece hiç konuşmadan, beden diliyle, o gözyaşıyla iletişim kurdu. Ve Türk toplumunun kalbini kazandı. Çok değerli. Çok kıymetli. Bugün herhangi bir maçta, müsabakada, tabii ki bunun bir sınırı olacaktır ama başarısızlıkları artık göz ardı edilebilir. Bu noktada işin ekonomik boyutuna baktığımda, işte bu duygusal iletişimi kontrollü bir şekilde yönetmezsek başarısızlıkları göz ardı ederiz. Bu da bir de finansal kayıp olarak dönüyor. Yani biz iletişimi her açıdan kontrol etmeli,
o noktada bize zarar verecek boyutlarda hemen gerekli geri bildirimlerle aksiyonları alıp düzeltmemiz gerekiyor. Kısaca böyle özetlersem bu yakın örnekler de açıkçası sorunuzu daha netleştiriyor. Evet, bu noktada da tabii ki geri bildirim çok önemli. Tabii. Geri bildirim aldıkça da performansını ona göre ilerletecek. Peki hocam, şimdi finansal fair play kriterlerine baktığımızda maddelerde yapılan transfer sonucunda rakip takıma herhangi bir şekilde vadesi geçmiş borcun bulunmaması, yine transfer edilen oyuncuya da yine takımın içerisindeki oyunculara vadesi geçmiş borcun bulunmaması gerekiyor. Bu noktada ekonomik açıdan değerlendirdiğimizde transfer süreçlerinde iletişim kavramını nasıl değerlendirirsiniz? Bizim ülkemiz için vah vah diye değerlendirebilirim dürüst olmak gerekirse. Çünkü özellikle bu finansal fair play'in geçmişe baktığımızda işte Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüplerde ne gibi sorunlara sebep olduğunu biliyoruz. Ama dünya geneline baktığımızda işte Newcastle United'ın 400 milyar euro gibi bu transfer süreçlerini, yönetmelerini ve karşılaştığı sorunları biliyoruz. Şimdi ben olaya şöyle bakıyorum. Paran varsa paran kadar harcarsın. Bence finansal fair play'i en düzgün, en halk diliyle anlatan cümle bu. Paran var, olduğu kadar harca. Bu bir. İkincisi, bizim özellikle Tuğba'nın doğru kelime belki de şey, hava atmayı sevmek. Öyle söyleyeyim. Hava atmayı sevmemizden kaynaklı. Ya da işte bu finansal fair play çerçevesinde bir kereden bir şey olmaz deyip hamlelerde bulunmamız açıkçası bizi istemediğimiz finansal sıkıntıların içerisine düşürebiliyor. Bu noktada kulüp yönetimiyle antrenör arasındaki ilişki çok çok önemli. Şeffaf bir iletişimle antrenörün finansal yapıya hakim olması, bu hakimiyet doğrultusunda bundan sonra yapacağı transferleri hem bu çerçevelere uygun hem de takıma gelir getirici bir süreci yönetecek şekilde yapmasında fayda görüyorum. Ben finansal fair play'i destekleyen biriyim. Nedeni şu, bizim ülkemizde gerçekten çok ciddi yetenekler var. Ancak bir hesap yaptığınızda bugün yaklaşık 1 milyar euro gibi bir rakamı yurt dışından gelen oyunculara ödüyoruz. Çoğu zaman da bu fair play ölçütlerinin dışına taşarak bunu yapıyoruz. Hatta ve hatta futbolculara işte vadesi gelen borcun ödenmemesi gibi durumları da çok sıklıkla karşılaşabiliyoruz ki takdir edersiniz siz o noktada konuya en az benim kadar hakimsiniz. Bir sürü futbolcu alacaklarından doğan sebeplerle kendi takımlarıyla iletişim problemleri yaşamaya başladılar. Çünkü para işin içine girdiğinde iletişimin çok büyük bir engeli ortaya çıkıyor. Çünkü tatmin olmamış kişi tatmin olmuş biriyle iletişim kuramaz. Çünkü birbirlerini anlamıyordur. Hani derler ya tokaçın halinden anlamaz gibi bir durum. Evet. İşte bu noktada özellikle iletişim antrenörle yönetimin özellikle transfer dönemlerindeki şeffaflık doğrultusunda kurulmuş iletişimleri çok çok önem arz ediyor Tuğba Hanım. Evet, evet hocam, sizin gibi değerli hocalarımızın da iletişim uzmanlarının da kesinlikle kulüplerin içerisinde birebir yer alması gerekiyor. Çok kısa toparlayacak olursak, şimdi şampiyonluk gelirleri tarafında da tabii ki işte motivasyon, performans, bütün bu dinamikler etkili. Bu noktada da yine bir iletişim tarafında toparlayabilir misiniz? Yani şöyle söyleyeyim, her insan değerli olduğunu hissetmek ister. Spor motivasyona çok dayalı bir kavram. Baktığınızda kendini değersiz hisseden, kendini dışlanmış hisseden, kendini ifade edemeyen insanların açıkçası başarıya ulaşmaları söz konusu değilken, spor gibi hedef odaklı, kazanç odaklı, ekonomiye çok ciddi katkılar sağlayan bir kavramın içerisinde iletişim her daim olmalı. Özellikle ister yerli ister yabancı hiç önemli değil, hangi branş olduğu hiç önemli değil, mutlaka kulüplerin içerisinde iletişim danışmanlarının, iletişimi yönetecek koçların, iletişimi sürdürebilecek belki de mentorların işi öğretme anlamında var olması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü iletişim ne kadar kuvvetliyse başarıya koşmak o kadar kolay olacak. Ve bu başarı bizi finansal anlamda destekleyeceğimiz çok fazla organizasyona katılmaya tetikleyecek. Bu organizasyon farklılıkları Tuğba Hanım aynı zamanda ülkemizin imajı adına çok ciddi avantajlar sağlayacak. Dönüp baktığınızda bugün Türkiye'nin adını işte dünya üçüncülüğümüz ve benzeri gibi organizasyonlarda duyduğunuzda Türkiye'nin imajı da aynı zamanda turizm gelirleri de aynı zamanda işte ulaşım ve benzeri gelirleri de reklam gelirleri de finansal anlamda ciddi katkı sağlayacak. Sadece
spordaki başarımıza. Düşünün. Diğer alanları düşünmüyorum bile. Biz spor yöneticileri olarak özellikle spor iletişimini çok önemsiyoruz. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Spor Yöneticiliği bölümünde bölüm başkanımız işte Selçuk Bora Çavuşoğlu ile beraber özellikle iletişim derslerinin üzerinden defalarca geçiyoruz ki bir spor yöneticisinin iletişim kavramını gerçekten doğru anlayan, aktaran ve bunu özellikle davranışa dönüştürebilen yetkin, yetişkin spor yöneticileri artık sektöre kazandırılsın. Bu kazandırıldığında finansal anlamda, spor ekonomisi anlamında emin olun çok çok ciddi yol alıyor olacağız. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür kıymetli ederim. Bir yayın oldu bizim için. Çok teşekkürler. Evet, spor ekonomisini noktalıyoruz. Haftaya tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.